Bir teknolojiyi kullanırken onu en efektif şekilde, etkili bir şekilde kullanabilmek için bunun editörlerini doğru tanımak gerekiyor. Çünkü bunlar işimizi kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor açıkçası. Tabii biz bunun arka planında çalışma mantığını vesaire de inceleyeceğiz hepsini. Editörlerin değil, SQLite veri tabanının. Ama bu videolarda biraz editörlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi DB Browser editörü. DB Browser for SQLite olarak geçen bu editör nasıl kullanılır buna bakalım. Öncelikle bizim daha önceden hazırladığımız bir Chinook veri tabanı vardı. Bu example içerisinde veri bulunan bir veri tabanı, örnek veri tabanı. Bunu nasıl kullanırız? Ona bakalım şimdi. Bu veri tabanını öncelikle attach edeceğiz editöre. Sonrasında kullanacağız. Peki bu veri tabanı neredeydi? Bakın şurada gösteriyorum. Daha önceden bunu yaptık aslında. Hazırlıklarını yaptık. C dizinin içerisinde SQLite diye bir klasör oluşturduk ve onun içerisinde DB oluşturduk. Sonrasında da bunun içerisine Chinook database'ini attık. Peki bunu nasıl ekleyeceğiz? Bakın şuradaki klasörü yolunu kopyalıyorum ben. Sonra geliyorum. Şurada file kısmına open database olana tıklıyorum. Ve burada bana bir yol göster diyor. Ben bunu direkt yapıştırıyorum. Bu yola bak diyorum. Nedir bu? Chinook. Seçtim. Çift tıkladım ya da aça tıklayabilirsiniz. Aynı. Bu kadar basit. Çok basit. Kullanımı ve tablolarımız 13 tablo ve indices dediği de indeksler. Bu indeksleri de ayrı bir şekilde listeledi. View ve trigger'lar olsaydı onları da listeleyecektim. Sonrasında tables'lar mesela neler yapabiliriz onlara bakalım. Tabii yeni veri tabanı oluşturma işlemlerini de falan yapabiliyorsunuz. Ama şu an bunu göstermeyeceğim. Mesela albüm. Bakın burada doğrudan şemasını bize gösteriyor. Yani ben şuradan sağ tıklayıp özelliklerine bakarsam mesela neler yapabilirim. Copy create statement dersem tahmin ediyorum şuradaki kodu bana verecek, değil mi? Çünkü bu create ile başlıyor. Bu bunun şeması, script'i. Kopyaladım mesela. Ondan sonra bir not defteri açıyorum. Şuradan yapıştırdım. Bakın burada create table albums diyerek albüm ID, title, artist ID, foreign key vesaire bunların hepsini bize gösteriyor. Aynı zamanda hiç SQL bilmeseniz bile mesela bunun create table script'ini alıp başka bir tabloyu oluştururken de kullanabilirsiniz. Hani öğrenmeniz de sağlar. Mesela bakın burada veri tipleri falan var. Envarchar, integer vesaire gibi. Bunlar bu şekilde kullanılabilir. Sonra geliyorum. Başka neler yapabiliriz? Mesela browse table var. Sağ tıkladım. Hemen şuradaydı zaten database structure. Hemen sağ tarafta browse data alanında bunun verilerini bize gösterdi. Bakın. Artist ID, title, album ID vesaire. İstersem geçip şuradan sağ tıklayıp browse table diyerek bunu da açabilirim. Bakın bu sefer artisti gösterdi. Ya da şuradan albums, artist, mesela employees'i açıyorum. Buradan seçtim. İster buradan yapın, ister doğrudan buradan hızlı bir şekilde. Bunları gösterebilirsiniz böyle. Tabii new record alanı var, delete record alanı var. Mesela delete record nasıl çalışır? Şu satırı seçtiğiniz zaman delete record butonu aktif oluyor. Onu o şekilde seçebilirsiniz. Başka birine tıklayınca pasif oluyor dikkat ettiğiniz gibi. Mesela new record dersem ne olur? Bakın alt tarafa bir alan açtı. Ondan sonra buraya yazarak, bir şeyler yazarak İşte bu yeni kaydı oluşturabilirsiniz. Ondan sonra başka neyimiz var? Birçok özelliği var aslında. Bu ayrı mini kurs diyebiliriz. Ama şöyle bir genel bakalım. Mesela employees'e geldim. Modify table dersem bu tabloyu düzenleyebilirim buradan. Evet, burada değişiklikler falan var diyor. Önemli değil bizim için. Şöyle geliyorum. Modify table. Editing the table requires to save all bla bla.
Okay. Bakın employees edit table definition alanı açıldı bize. Bu alanı kullanarak biz tabloyu düzenleyebiliriz. İsterseniz advanced diyerek buradan database, shame vesaire bunları da değiştirebilirsiniz. Önemli değil. Burası bir tablonun sütununu değiştirmek. Onun mesela not null buradaki ne not null primary key mi değil mi vesaire bunları unique mi değil mi bunları ayarlayabileceğiniz bir alan. Aynı zamanda type alanı var. Dikkat ederseniz integer, text, blob, real, numeric vesaire bunlar SQLite içerisinde kullanılan tiplerimiz. Bunları kullanabiliyoruz. Bu şekilde şunlar temel tiplerimiz ama aynı zamanda bunları da kullanabilir. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Mesela yeni bir alan ekleyin diyelim. Add field. Hemen bakın field 16 olarak buraya ekledi. Random. Sonra bunu seçin. Remove field diyin. Yes. Bunun gibi. İsterseniz buradan oluşturup sonrasında bunu table'ı düzeltiyorum. Script'ini alıp SQL script'ini alıp kaydedebilirsiniz. Bir SQL nokta SQL dosyası olarak saklamak için kaydedebilirsiniz. Ya da hani burada oluşturup profesyonel bir şekilde oluşturup diyelim. Hani başlangıç aşamalarında bunları detaylı bir şekilde yapabilmek biraz zor olabilir. Ama buralardan oluşturup diyagramı kullanarak şuradaki aracı çıktı olan SQL'i alıp uygulamanızda mesela kullanabilirsiniz. Otomatik generate etme işlemlerinde gibi. Başka delete table var. Bu doğal olarak silmek için kullanılıyor. Ve export as CSV file. Buna tıkladığın zaman buradaki veriyi size bir CSV uzantılı dosya olarak çıktı olarak veriyor. Import export işlemleri diyoruz biz bunlara. Mesela şurada da bununla ilgili bazı ayarlar var. İşte import derseniz bir dosyadan, CSV ya da benzer bir dosyadan sizin veri tabanınıza veri eklemek, veri import etmekten bahsediyoruz demektir. Export demek de sizin mevcut bir veri tabanınızdaki mevcut bir veriyi çıktı olarak almak, bir dosya çıktısı olarak almak. Bu Excel olabilir, CSV olabilir vesaire gibi şeyler. Bakın burada bunları seçebiliyorsunuz mesela text mi, binary mi, image mi, JSON ya da XML olarak da import-export yapabiliyorsunuz. Bu faydaları var. Close database vesaire bunlar da şurada temel olan şeyler. New database derseniz, bakın burada benim alanım var. Gene otomatik olarak daha önce burayı seçtiğim için burası gösterildi otomatik olarak. SQLite'in DB klasöründe. Ben burada sadece bir isim vereceğim. Mesela demo nokta DB diyorum. Bakın şurada SQLite database files diyor. Nokta DB nokta SQLite nokta SQLite 3 ya da DB 3 şeklinde bunlar isimlendirilebilirmiş. Ama biz standart olarak DB veriyoruz burada. Demo dedim. Bakın demo database oluşturuldu. Nereden anlıyorum ben bunu? Şöyle göstereceğim. Bakın demo oluşturuldu. Şu anın tarihi vesaire bilgisi. 8 kilobaytlık bir boş dosya oluşturuldu. 8 kilobaytlık bir veri tabanı dosyası. Yani neredeyse hiç yok gibi bir şey. Ama bütün temel dosya yapısı bu şekilde oluşturulabiliyor. Basit 8 kilobaytlık bir alan. Neyse, bunu şimdi bize oluşturdu ama bunu aktif olarak kullanabilmek için içerisine bir tablo eklemem gerektiğini söylüyor burada açıkçası. Yoksa bunu listelemiyor zaten arka planda. Bu konsol tarafında daha net fark edilen bir şeydir. Neyse, buna bir örnek veriyorum mesela. Örnek ya da kullanıcılar diyelim biz buna. Ne yapalım? Bakın şurada oluştu hemen. Henüz çalıştırmasak da. Add field diyorum. Doğrudan ID diyeceğim ben burada. Integer. Tabii bunlar örnek olarak yapıyorum. Şu an create işlemlerinin derinlemesine girmiyorum. Sadece bu editörü anlayabilmek için gösteriyorum. Sonrasında ad diyelim. Neyimiz var elimizde? Text'i kullanalım burada. Ad da unique olmalı.
Yok, aslında adı unique olmasına gerek yok. Ama mesela ID'nin unique olmasına gerek var. Diyelim not null mesela boş geçiremez olsun gibi. Bakın bunları yapabiliyoruz. Sonra okey diyorum. Şurada oluşturuldu. Şimdi tekrar ben şu klasörümü açacağım. Bakın şurada ek bir dosya daha oluşturuldu. Demonun haricinde demo.db journal adında. Bu da 9 kilobayt. Bu aslında sizin buradaki uygulama açık olduğu sürece tutuluyor. Journal dosyası. Bir nevi log dosyası gibi düşünebilirsiniz. Bunu kapattıktan sonra şu editörü, bu da gidiyor. Çünkü işlemler tamamlanmış oluyor arka planda. Sonrasında şöyle tekrar bakıyoruz. Genel olarak kullanmamız gereken şeyleri inceledik aslında. Çok derinlemesine girmeye gerek yok editöre. Bunları kullanacağız. Şu ana kadar bunları kullandım açıkçası. Diğerlerine çok fazla ihtiyacınız olmuyor diyebilirim.